Selam, herkes yeniden merhaba. Videolarıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine enteresan bir fikirle beraberiz. Şu görmüş olduğunuz mopu öreceğiz. Tabi örmeden önce bir kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bunu sürekli söylüyorum çünkü benim amacım, benim derdim dilencilik falan değil. Siz abone oldukça benim daha fazla, daha güzel içerikler yapmamı sağlıyor. Şimdiden çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmüşsün. Bugün bu mobun öreceğiz. Bu mobun bezini öreceğiz. Bu mikrofiber bezler son zamanlardaki yaşanan zamlar inanılmaz pahalanmış. Bunu dilerseniz pen ipli de yapabilirsiniz. Ama ben koton ip kullanacağım. Bunu isterseniz evdeki pamuklu eskimiş tişörtlerle de yapabilirsiniz. Ama benim için en kolay ve en temiz olacak şey bu. Ben bu renkleri kullanacağım. Şunlar koton ipler. Bunu aldığım firma, bundan bir bebek yapmıştım hatta ben. Benim elime iğne ipi verin, her şeyi yapabilirim. Bu ipten onlar Çin'e mi demişti, Japonya'ya mı demişti? Ülkeyi hatırlamıyorum ama bunlardan temizlik bezi, mutfak bezi yapıyorlarmış kendilerine. Toz almak için, bulaşık yıkamak için örüp kullanıyorlarmış. Onlar madem bunun için kullanıyor, ben de dedim şu bir markanın, biliyorsunuz zaten tanınız renginden, böyle bir kullandım. Acil durumlar için kullandım. Böyle bir yer silme aletim var, mobum var. Buna dedim bir tane uç öreyim. Şimdi ben bunun burasını ölçtüm. Burası ortalama 6-6,5 santim geliyor. Ama bakın buralardan kıvrılıyor. O yüzden ölçerek gideceğim. 0'dan 6'ya, yani toplamda 6,5 santim şurası. Fakat biz bunu ördükten sonra kenarlarını da bir sıra sık iğne geçip dikeceğimiz için verdiğim ölçüler, bu markanın bu modelini kullanıyorsanız herkes için uygundur. Tek fark ip kalınlığından kaynaklanır. Şimdi bu mobu yapmak için bize gerekli olan şey sadece tığ ve ip. İstediğiniz ip. Ben dediğim gibi bir markanın koton ipi kullanacağım. 15 tane zincir yapacağım öncelikle. Şöyle bağlama zincirimi yaptım ve 15 tane zincir yapacağım. On beşinciyi yaptım. 16. zincirimi de dönüş zinciri olarak yaptım. Ve şimdi burada 16. zincir değil 15. Yani buradan saydık 1, 2. İkinci zincir lobuna bu şekilde giriyorum. Ve sıra sonuna kadar her bir zincir lobuna sık iğne yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar zincirlerimizi yapalım. Şimdi sonuncu sık iğnemi de yaptım. 3 sıraya çıkacağız. Bir yukarı sıraya çıkacağız. Bir zincir yaptım. Yine buradaki ilk sık iğne tepesine bir trabzan yapalım. Pardon, trabzan dedim. Bir sık iğne yapalım. Bakın. Buraya bu tam denk gelecek. Dediğim gibi bu 15 zincir ve 6,5 santimlik olan yere isterseniz şöyle zincir tarafından da tutabilirsiniz. Ama bakın bu taraftan gideceğimiz için
Bu buraya tam ölçüdedir. Şu kıvrımları düşünmeyin çünkü finalde size bir hareket göstereceğim. O hareketle bu ürün tam buna oturacak. Hiç merak etmeyin. Şimdi ikinci sıraya başladım. İkinci sırada yine sıra sonuna kadar örüyorum. Sık iğne örüyorum. Bakın ben sık iğne kullanacağım. Siz isterseniz bunu yarım trabzan yapabilirsiniz. İkili veya üçlü trabzan demiyorum. Çünkü onlarda çok fazla aralık olur. Biz bunu temizlik ürünü olarak kullanacağımız için sık iğne ya da yarım trabzan bizim işimizi görecektir. Ben şimdi sık iğne tekniği kullanıyorum. Bu ürünü yaparken şöyle bu diğer renkteki koton ipleri de içerisine karıştıracağım. Biraz renkli bir şey olacak. Siz de elinizdeki koton ipleri ya da penye ipleri bu şekilde benimle birlikte değerlendirin. Şimdi hızlandırılmış kısma geçeceğim. Çünkü ortalama 35 santim kadar sıra olarak saymadım. Mobumu ölçtüm. Ortalama 35 santime yakın bir öreceğim. Mezuranız varsa mezuranızla ölçün siz de aynı ölçüleri. Yoksa benim gibi bu cetvelle de ölçebilirsiniz. Şimdi ben bir güzel mobumun bezini istediğim boyuta gelene kadar hızlıca örüyorum. Hiç arttırma eksiltme yok. Dümdüz örelim.
Şimdi uzunca bir ördüm. Bakın. Bu şekilde ölçerek de ördüm tabii ki. Bunu yaparken şöyle üzerine koyacağız ya. Şu şekilde şu çizgilerine kadar gelmesi gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu gelmiyor. Çünkü şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra kenarlarına da iki tur yarım trabzan yapacağız. Yer bizimiz bayağı hazır. Şimdi burada iplerimi artık toplayıp keseceğim. Şunu dolanmışım bu arada. Evet, şimdi hemen şurayı iki ipi aynı anda bağlayarak bitireceğim. Aman bitiremedim. Şimdi istediğimiz boyuta geldi. Ölçerek yaptım. Kesiyorum. İstediğiniz renk olur. Ben de şimdi istediğim renkle başlayacağım. Bunun etrafına iki sıra yarım trabzan yapacağım. Şöyle sarıdan başlayayım. Sarıdan yapmak istiyorum. Yarım trabzan nasıl yapıyoruz? Şu köşeden, ilk köşeden aldım. Bir bağlama zinciri ve ipimi ilmeğime doluyorum. Ve zincir bağlaması yaptığım yerden çıkarıyorum. Bu 3 ilmeği bir kere de çıkarıyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde bütün köşeleri birer trabzan, yarım trabzan yapacağım. Ama 2 sıra olacak. 2 sıra yarım trabzan örelim. Şimdi her yeri hazırladık. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bu tuşun olduğu yeri biraz daha kısa bırakacağız. Umarım gözüküyordur. Şurada bırakacağım bunu. Bunu da buradan gerdirerek dikeceğim. Yanlarına. Çünkü kendini salacak. O yüzden salmaması için. Şu şekilde. Yanlardan bunu buradan dikeceğim.
Şöyle bir iğne takayım. Şuna diğeri, aslında diğerini diktiğim zaman her şey belli olacak da. Bunu da böyle dikeceğim. Yani önce bunu dikelim. Şu şekilde 1, 2, 3 çizgi böyle gelecek. Önce bunu dikeceğim. Sonra bunu da gerdirerek yerine takacağım. Gergin olması gerekiyor. Paspasımızı yaparken kendisini salmasın diye bakın. Böyle buraya kadar geliyor. Şimdi şöyle koyduğum zaman bu şekilde bunu, bu şekilde de bunu dikiyorum arkadaşlar. Şuradan bir iğne kutumu çıkarmalısın. Bir, iki, üç. Şu hizada. Şimdi hızlıca dikelim. Diktikten sonra kenarlarını yine sık iğne geçeceğim.
Çok şükür arkadaşlar, bir video daha bitti ve harika bir ürün olduğunu düşünüyorum. Herkes kendi mobunu yapsın, eş değil aslında, sosyal medyada bir şey mi açsam. Çok güzel oldu, size de tavsiye ederim. Şimdi bu mobları alıyoruz ama yedek parçaları inanılmaz pahalı oluyor. Şimdi kenarlarını diktim ve sarı iple de bu şekilde etrafını geçtim. Mob bezim hazır. Uzun tarafını bu uzun tarafına takacağım. Şöyle göstereyim. Bunu buraya bilerek sıkı yap. Çünkü zamanla yıkandıkça esneme, gevşeme yapabilir. Zaten buraya bastığımda burası da açılıyor. Bunu da bu şekilde taktık mı çıt diye oturdu. Ne güzel. Temizlik yapacağımız zaman çamaşır suyuna ya da deterjanımızı yıkayıp oh misler gibi pırıl pırıl yapabiliriz. Burayı siyah örmek zorunda kaldım. Çünkü yeşil ipim artık bitmişti. Sonra sarı iple kenarlarını geçtim. Böyle değişik alengirli bir şey oldu. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.